Herkese selamünaleyküm kardeşlerim. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar, videoya geçmeden önce abone olup like atarsanız sevinirim. Videomuzun ana konusu TikTok'tan bir hesabı nasıl keşfete düşürürüm? Nasıl denemeler yapabilirim? Nasıl bir yol izleyebilirim? O olacak. Hemen videomuza geçelim. Şimdi güzel kardeşlerim, Instagram'a göre TikTok'un daha güzel, daha belli başlı şeyleri var. Belirgin hani istatistikleri var. Yani keşfete düşme zamanınızı, saatinizi bile net bir şekilde bilebiliyorsunuz. Bu Instagram'da da var ama TikTok'ta bence daha güzel yapmışlar. Şimdi şöyle bir genel bakış atalım. Şuradan şöyle. Şimdi ilk öncelikle bir proje oluşturmak istiyorsanız o projeyi bilmeniz lazım. Yani iyi anlamanız lazım. Şimdi şöyle ilk önce proje oluşturacaksan güzel kardeşim, Instagram'da, YouTube'da, TikTok'ta bir gezersin. Neyin neye ihtiyacı var? Yani bu insanların neye ihtiyacı var? Yani korkuya mı, gerilime mi? Yani korku biraz daha risklidir bütün sosyal medyalara göre. Doğru yapmazsanız bazı şeyleri hesabınızı kapatırlar. Bu benim korku kanalı, hikaye anlatım kanalı. Ben her şeyi yasasını okuyup ona göre uygun şekilde yaptığım için hiçbir şekilde bir sıkıntı yaşamadım. Hesabım kapanmadı. Yani kapatamazlar çünkü her şeyi yoluna göre yapıyorum. Şimdiki zenginlerin işte her şeyin bir yolunu bulup yasaya uydurdukları gibi diyelim. Her şeyi ben de TikTok'un yoluna göre yapıyorum, ayarlıyorum. O şekilde eğer bir şey olursa itirazımı da yapıyorum. Direkt videomu geriye açıyorlar veya hesabımı geriye açıyorlar. Şimdi abi ne eksik? Mesela nasıl kasacaksın? İlk başta ne yapacaksın? Bir tane proje bulacaksın kendine. Ya ben bunu buldum. Nedir sen karikatür çizimlerinde seslendirme yaparsın veya başkasından alırsın. Onu ben bilemem. Bir tane proje bulacaksınız arkadaşlar. Instagram'dan kopyalayabilirsiniz, göz atabilirsiniz. Bazı kanallar vardır böyle karikatürlü bir şeyler çizerler veya hikaye anlatımı yaparlar. Onları alabilirsiniz. Instagram'dan indirip buraya yükleyebilirsiniz. Sonra ne yapacaksınız? Benim keşfete düşme zamanım, saatini söylüyorum, sabah 9'da. Sabah 8.30 9'da video atarsam ben kesinlikle %80 keşfete düşer. Benim saatim o. Şimdi siz nasıl yapacaksınız? Bir tane sayfa açıyorsunuz. Tamam mı? Onu 300-400 takipçi kasıyorsunuz. TikTok'ta takipçi kasmak kolay. Yani bir burada şey diyorlar işte aşirettir bilmem nedir. Bir şeye oralara katılırsınız. Hepsini takip et takip et falan filan yaparsınız. Bir 400-500 takipçi yapacaksınız. Ondan sonra aldığınız Instagram'dan kopyaladığınız mesela nasıl bir şey gösterelim size. Yani iyi anlayın diye göstereceğim. Yani sabırla dinlerseniz hani bir şeyler kafanızda şekillenir diye düşünüyorum. Mesela ben şuraya ne yazarım? Karikatür. Ya anlatmak istediğim aslında ya bu değil. Veya karikatürü bir kenara bırakalım. Fark etmez ya. Bir şey olsun yani. Hani bir proje olsun elinizde. Mesela dizi, film platformu. Açık mı? Mesela şöyle sahneler atacaksınız. Değil mi? 2-3 tane hesap açıyorsunuz TikTok'ta. Sonra bunları kasıyorsunuz. İşte 200-300 takipçi yapıyorsunuz TikTok'ta. Sonra buradan geliyorsunuz. Buradan geliyorsunuz. Tıklıyorsunuz mesela. Yani şurada etiket ama siz de isterseniz Didi Film platformu olarak açabilirsiniz. Tıkladınız. Ondan sonra şuraya ben size indirmesini de göstereceğim. I yazalım. Gördüğünüz gibi
IG Dolan var. Ben bunu kullanıyorum. Bunu Play Store'dan indirebilirsiniz. Instagram'dan bu şekilde videoları kopyalayabilirsiniz. Sonra 2-3 tane hesap açtınız. Her neyse. 200-300 takipçi yaptınız. Projeniz daha hazır. Hepsini bir tane video alıyorsunuz. Projenizden bir video alıyorsunuz. Hepsini farklı saatlerde atıyorsunuz. İllaki birinden birisi patlar. Hangisi patlarsa o kanaldan, o sayfanızdan devam ediyorsunuz TikTok'ta kasmaya. Sonra düzenli videolarınızı atmaya başlıyorsunuz. Yani pes etmeyin. 2-3 tane hesap açın, bir atın bakalım, bir deneyin. Hani hesabı oluşturmadan da atabilirsiniz. Mesela kendi hesabınızdan da atabilirsiniz. Eğer video patlarsa, attığınız video komedi, film, dizi vesaire ise hemen o sayfayı çevirip devam ettirebilirsiniz TikTok'ta. Yani düşesi varsa, o hesabın fenomen olası varsa emin olun ki attığınız ne, yani bacağınızı çekip atsanız da yine keşfete düşer arkadaşlar. Çünkü şöyle TikTok yıllık, aylık, ne diyeyim size, bir böyle bir hesap fenomenleştirme zamanları vardır TikTok'un. Yani mesela dikkat ederseniz bazı saçma sapan videolar var. Adamın her attığı keşfet, her attığı keşfet. Bunu TikTok rastgele yapıyor yani. Algoritma rastgele yapıyor. Her ay bir tane hesabı öne çıkarıyor. Yani onu fenomenleştirmeye çalışıyor. Yani bu bir gizli bilgi gibi bir şeydir arkadaşlar. Bu TikTok'un arkasındaki algoritma o şekilde ayarlanmış. Yıllık atıyorum 10 tane hesabı fenomen yapacağız gibisinden ayarlanmış ki yapıları, uygulamaları devam etsin diye, takılmasın diye. Şimdi o şekilde yapıp oradan devam edebilirsiniz. Bu şekilde keşfete düşebilirsiniz. Ben size bir şey daha göstereyim, bir saniye. Kastınız, biz bu hesabı ne yapacağız? Yayın açarsınız, hediye toplarsınız, ayrı konu. Orası bir ayrı konu. Şimdi başka ne yapabiliriz? Abicim başka gelirsiniz şuraya. Şuradan hesap sattan hesaplarınızı satabilirsiniz. TikTok hesabınızı, her neyse, Instagram hesabınızı. Buradan satıp para kazanabilirsiniz. Yani bu şekilde. Yani saçma sapan uygulamalar çekip de yok arkadaşlar şuradan reklamlara tıklarsanız, işte anket doldurursanız para kazanın. Hani böyle safsatalara girmek istemiyorum. Yani bunun gerçeği budur arkadaşlar. Bu şekilde yap batarsanız babalar gibi hesap sata ilanınızı verirsiniz. Beklersiniz. Gelirse satarsınız. Gelmezse orada durur yani. Ama bir her malın bir alıcısı vardır. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın diyorum.